Azerbaycan sokaklarında da sevinç gösterileri var. Şu an sokakları gösteriyoruz. Şimdi meydana gideceğiz Halil Kahraman'la beraber. Bayrağını alan, Azerbaycan Türk bayraklarını alan sokağa çıktı tabii. Zaten Azerbaycan'ın meydanlarına dev ekranlarda da Aliyev'in açıklamaları canlı olarak ekranlara buradan getirildi. Şu an gördüğünüz gibi İlham Aliyev'in açıklamaları da görünüyor. Şimdi şöyle meydana doğru ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi insanlar ellerinde bayraklarla burada bu açıklamayı beklediler. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber bu tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten o anda o açıklamanın ardından burada bir sevinç çığlıkları attı buradaki onlarca kişi. Gördüğünüz gibi bayraklarla beraber son derece mutlular. Şimdi Gence Milletvekili Nagip Hamzayev'in yanına gideceğim. Canlı yayın konuğumuz olacak kendisi. Burada bizzat siz de bu kalabalıkla beraber dinliyordunuz, bekliyordunuz. O beklenen açıklama geldi aslında. Şuşa işgalden kurtarıldı. Neler söylersiniz? Öncelikle bir duygularınızı alalım. Bu dakika tüm hislerin bittiği bir an. Biz 30 yıla yakın bir süredi Şuşa'nın işgalden azad olmasını bekliyorduk. Karabağ'ın işgalden azad olmasını bekliyorduk. Sonunda Azerbaycan ordusu bunu başardı. Ne mutlu bizim Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız İlham Aliyev'e ki bu hoş haberi bize duyurdu. Ve bugünlerim Şuşa resmen Azerbaycan topraklarına katıldı. Ve işgalden, teröristlerden tamamıyla azad olundu. Biliyorsunuz Azerbaycan 1 milyon köçmeni var ve 30 ila yakındır biz çok zor anlar yaşadık. Çoklu şehitlerimiz var. Defalarca bizim dinç sivillerimiz roket füzelerinden ateş atıldı ve çoklu sivillerimiz de şehit oldu. Ama bugünlerin bu haberi aldıktan sonra her şeyi unutabiliriz biz. Çünkü Azerbaycan ordusu o zaferi yaptı ve o zaferi kazandı. Ve Şuşa Karabağ'ın anahtarı. Şuşa Azerbaycan için en mükeddes şehir. Ve biz bugünlerin bu şehri işgalden azat etmiş ise demeli artık Azerbaycan ordusu diğer kentlerimizi de işgalden azat edecektir ve Azerbaycan'ın arazi bütünlüğü tamamen berfa olunacaktır. Zaten bu süreçte 27 Eylül'den başlayarak her an bizim yanımızda Türk kardeşlerimizin hem manevi hem maddi desteğini hissettik ve her an Türk milleti bizim yanımızda oldu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm resmiler defalarca korkmadan, çekinmeden Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdiler. Ve gece gündüz Türkiye'den olan medya nümayendeleri, siz gazeteciler de bizlerle birlikte oldunuz. Azerbaycan hakikatlerini dünyaya çattırdınız. Ve bugünlerinde Şuşa'nın alınma haberini sizler yayınlıyorsunuz. Tüm dünya sizin yayınlarınızdan bu haber alıyor. Zaten birkaç gün bundan önce siz Şuşa'nın etrafındaki bazı köylerin işgalden azad olunduğunu söylemiştiniz. Ve şükürler olsun ki bugünlerim Şuşa'nın azad olunma haberinde birlikte yaşadık. Ve bugünlerim tüm Türk dünyası, tüm Azerbaycanlılar, tüm Azerbaycan ve Gence bugünü bayram ediyor. Bugünlerim bizim en mutlu günümüz. Tanrı bize diğer işgal altında olan topraklarımızı da azad etmeyi nasip etsin. Bugünlerim bizim şehitlerimizin ruhu şad. Bugünlerim bizim kisasımız alınmıştır. Ama yine diyorum ki biz Türkoğlu Türk'üz ve biz yalnız ve yalnız bizim topraklarımızı alan güçlere karşı savaşıyoruz. Başka topraklarda bizim gözümüz yok. Şimdi Nagip Bey şunu da konuşalım istiyorum. Günlerdir gerçekten hep anlatıyoruz. Karabağ'ın kalbi Şuşa. Şuşa'nın alınması demek aslında Karabağ'ında alınmış olması demek diyoruz ya. Bugün Karabağ Harekatı'nın 43. günü. 1,5 ay geride kaldı. Önemli bir noktaya gelindi. Şimdi Şuşa'nın alınmış olması demek artık bu harekatın da yani Karabağ'ın artık komple işgalden kurtarılmasının sonuna mı gelindi? Artık zafer alındı mı diyoruz? Nasıl bakmak lazım Şuşa'nın işgalden kurtarılmış olması? Bakın 30 seneye yakın bir süreçti. Biz BM'nin yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 4 katnamesinin yerine getirilmesini bekledik. Biz sülh danışıklarına sadık kaldık. Biz savaş istemiyorduk. Ama maalesef Ermeniler neyinki bizim topraklarımızı geri vermek, hatta Tovuz hadiselerinde yeni toprakları işgal etmek istiyordu. O yüzden de
Şanlı Azerbaycan ordusu 27 Eylül'den başlayarak bir hareket başladı ve teröristleri bizim topraklardan çıkartmak ve işgaldan azat etmek için ek hamle hücumlarını yaptı. Ve her bir köy, her bir kent, her bir kasaba bizim için önemli. Bugüne kadar 4 şehir, 3 kasaba ve 220'den fazla köy biz azat etmiştik. Dünenlerimde 16 köyün azat olunma haberini işittik. Zaten dünenlerim Şuşa etrafındaki 2 köyün, Hocalı'nın 2 köyün azat olunması haberi o demekti ki Azerbaycan ordusu bayağı ilerlemiştir ve zafer yakındadır. Bugün Şuşa'nı da alan, yani Şuşa'nı işgalden azat eden Azerbaycan ordusu bir mesaj da vermiş oldu. Cumhurbaşkanımız da zaten kendi konuşmasında söyledi. Çok özür Azerbaycan... Şunu da söyleyeceğim. Sokaklar inanılmaz şu an Azerbaycan'da. Arabasıyla şu an konvoy halinde vatandaşların, polisler geçiyor. Şu an bir, değil mi, polis geçişi var şu an konvoy halinde. Şu an insanlar sokakta Azerbaycan'da. Şuşa'nın işgalden kurtarılışı kutlanıyor Azerbaycan sokaklarında. Şuşa demek Şuşa ne demek? Bunu Şuşa demek Karabağ'ın kalbi demek, Karabağ'ın anahtarı demek. Zaten Şuşa alınmaz bir kaleydi. Şuşa'nı almak mümkün değildi. Daha önce Azerbaycanlı nüfusu kaçtı Şuşa'da? Orada 36 binden fazla bir insan yaşıyordu. Şu anda herhalde ona yakın. Çünkü orada şehirden söhbet gidiyor. Onun köylerinden değil. Hı hı. Ve Şuşa şu anda biliyorsunuz bizim için de çok zordu oranı almak. Çünkü biz oranı dağıtmak istemiyorduk. Şuşa bizim için mukaddes bir yer. Biz orada bir köy, bir evin bile, bir abidenin bile, bir taşın bile zarar görmesini istemiyorduk. O yüzden orada her bir cadde için biz savaştık. Bizim askerlerimiz her bir metrekare için savaştı. Kan döktü. Bugünlerim şehitlerimizin ruhu şad oldu. Şuşa'nı aldıktan sonra artık zaten Hankendi mecburen çıkacaktı ve diğer köyler, Laçın, Kelbecer hepsi mecburen artık terk edilecekti. Bak, şurada orada haritamız da var. Gidelim mi Nagif Bey oraya? Şöyle daha iyi göstermiş oluruz. Artık bu harita değişecek zaten. Tabii zaten bu harita tahmini bir harita. Siz şu an görüyorsunuz. Bizim canlı, biz Şuşa'nın Şuşa Karabaş kesesi de dinletiyoruz. Bu bizim hasretle dinlediğimiz bir şarkıydı. Televizyonlarda ne yayınlanıyor Azerbaycan? Azerbaycan televizyonlarında. Gösterelim oraya. Neydi? Ne yayınlandı? Karabaş kesesi söylenildi. Karabaş kesesi. Bu bizim hasretle beklediğimiz gün demek. Yani biz sonunda Karabaş kesesini Şuşa'da söyleyebileceğiz. Çünkü Şuşa'da yalnız o stratejik bir yer değil. Ani de bizim medeniyetimizin, kültürümüzün beşiği. Tüm bizim ünlü kişilerimiz Şuşa'da doğdu. Evet. Tüm bizim müzisyenlerimiz, tüm kültürel kişiler hepsi Şuşa'dan çıktı. Evet. O yüzden de bu harita zaten değişecekti. Zaten Cumhurbaşkanımız da söyledi. Sonuna kadar tüm topraklarımız işgalden azat olacaktır. Nagif Bey lütfen ayrılmayın. Burada Şuşalı var mı? Şu an burada. Şuşa'dan daha önce 27-28 yıl önce gelenler var mı şu an? Kazak'ta kalbimiz Şuşa inandık. Kalbimiz, yüreğimiz Azerbaycan'landı. Büyük kardeşimiz Türk halkı başta olmak şartıyla bizim prezidentimize, müdafiye nazirimize, herbisilerimize, hafısına büyük siz mi? Şuşalı. Siz Şuşalı mıydınız? Vali, vali, merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ olun, tebrik ediyorum. Bütün Türk dünyasını tebrik ediyorum. Bütün Azerbaycan'ınızı tebrik ediyorum. Kaç yılında, kaç yaşında Şuşa'dan ayrıldınız? Ben 13 yaşım var idi oradan çıkanda. 13 yaşında. Benim bütün uşaklığım, gençliğim orada geçip. Bugünkü güne min şükür. Cenab-ı Prezident'e, Azerbaycan'ın güçlü ordusuna oldukça minnettarım bildiriyorum. Sizin adınız ne? Nazım Guliyev. Nazım Bey 13 yaşında Şuşa'dan ayrılıyor. Vali. Ve şu an burada Şuşa'nın... Şu an indi Gence'de buradan geri Şuşa'ya dönürük. Azerbaycan'ın medeniyet peşine dönürük. Azerbaycan'ımıza dönürük. Karabağ'ımıza dönürük. Bugünkü güne min şükür. Cenab-ı Prezident'e, Azerbaycan'ın müzeffer ordusuna, şehitlerimizin kabağında baş eğirem. Onları dünyaya getiren anaların ellerinden öpürem. 13 yaşındayken ne hatırlıyorsunuz orada? Valla oranın... Neler yaşadınız? Oradan ayrılırken? Bütün uşaklığım, benim bütün gençliğim oradan geçti. Ben oradan çıkanda bütün hayatımız dağıldı bizim. Bütün hayatımız dağıldı. Onları sözle ifade etmek çok çetindi. Bugünler biz bir Qarabağlı olarak, bir Azerbaycan olarak yeniden doğulduk. Bir Türk olarak, bir Azer-Türk olarak yeniden doğulduk. Bir halk olarak dünya sübüt eledik ki Türk'ün kabağında hiç kim dayanabilmez. Hiç kim. Min şükür. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği. Ebedi değil. Daimidir. Teşekkür ediyorum sizlere. Minnettarım. Bakın bir Şuşalı 13 yaşında çıkıyor Şuşa'dan. Şu an bugün burada siz de buradan canlı yayında öğrendiniz Şuşa'nın kurtarıldığını. Son derece mutlu, heyecanlı, duygulu.
Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Çok bütün milletimize, bütün Türk dünyasına hayırlı olsun. Size de öldükçe minnettarım bildiririm, benim bacım. Bizle beraber neçe günlerde əziyet çektiniz. Bir Türk televiziyası olarak, emektaş olarak bizle beraber Çin'e əziyet çektiniz. Bütün ağrımıza şerik oldunuz. Size oldukça minnettarım bildiririm. Çok teşekkür ediyorum. Nagif Bey, bundan sonra istikamet neresi? Vallahi biz harp uzmanı değiliz. Ama her köy, her kasaba, her şehir bizim için önemli. Zaten Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de söyledi. Şuşan'ı aldıktan sonra zaten Ermeniler mecburen mağlup olduklarını söylemeleri lazım. Zaten geçiş noktasıydı. Şimdi... Zaten Şuşan'ı aldıktan sonra Hankendi tamamen boşaltılması lazım. Sivillerin çıkması için de biz gereken humanitar kolideri kapatmadık. Açık saklıyoruz ki onlar çıksın. Çünkü bizim sivillerle işimiz yok. Bizim sivillere bir mermi bile atmak niyetimiz yok. Ama yine diyorum Ermeniler de artık anlamaları lazım ki Azerbaycan ordusu karşısında duramazlar. Çünkü Azerbaycan ordusu şu an dünyanın en güçlü ordularından birisi ve Azerbaycan ordusu modern silahlara sahip bir ordu. O yüzden de artık fazla kan tökmeden onlar bizim diğer topraklarımızı Adere, Adam, Hankendi, Kelbecer Latı'ndan çıkmaları lazım. Çünkü biz sonuncu köyümüze kadar savaşacağız. Sonuncu köyümüze kadar biz ne gerekiyorsa yapacağız ki arazi bütövlüğümüzü biz berpa edelim ve daha sonra ise zaten Kafkaslara bir sülh gelecek. Zaten bizim köçmenlerimizin buraya köçü başlayacak. Bir sözle 21. asır Türk asrı olduğunu biz bir daha kanıtladık. Nagif Bey, şunu söylemek istiyorum. Bakın şöyle gel Halil Kahraman haritada. Şimdi 43 gün önce Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de harekatı başlattı. Kuzeyden ve güneyden girildi. Buradan ve buradan. Fuzuli'yi, Cebrail'i, Zengilan'ı, Gubatlı'yı aldılar. Bu dört büyük kent. Hadrut kasabası, Karabağ'ın en önemli kasabası. Burası alındı. Sonra birkaç gündür duyuyorduk. Biz aslında iki gün önce Fuzuli'deki askerlerle konuştuğumuzda o müjdeyi böyle ufak ufak vermiştik aslında. Demişlerdi Şuşa'da askerler girdi diye. Şimdi bir yandan da yukarıdan da giriş sağlandı. Laçin koridorunda son durum ne? Onu merak ediyorum. Çünkü buradan, buranın artık tam anlamıyla alınmış olması demek Ermenistan'dan Karabağ'daki Ermeni askerlerine taşınan mühimmatın, gıdanın, askerlerin geçiş noktasıydı. Şimdi önü kesildi zaten ister istemez. Öyle değil mi? Bakın bizim şanlı ordumuz, aile başkomutanımız ilk günden de söyledi. Bizim sivillerle işimiz yok. Evet. O yüzden ilk olarak siz de biliyorsunuz Kelbecer istikametinden Karabağ'a gelen yolu, Vardeniz yolunu, Zod yolunu biz zaten nezarette tutuyorduk. Onlar bu yolu kullanamıyordular. Ve onların ikinci yolu Laçın koridoruydu. Evet, ve bu koridoru da gördüğünüz gibi farklı yerlerde çatışma alanı ve bizim askerlerimiz her tarafta bu toprakları işgalden azat etmek için savaş veriyorlar. Ama yine diyorum o koridordan insanların geçmesi için biz humanitar bir koridorun var olması için bir koridor açıldı ve biz o koridoru kapatmadık. Ben öyle düşünüyorum. Zaten buradaki Ermeni vatandaşları oradan çıkacak. Evet evet, bizim sivillerle işimiz yok ama yine diyorum biz sonuncu köyümüzün alınması için de savaşacağız. Aile başkomutanımız da zaten onu söyledi. Bugünlerin tüm dünya Azerbaycanlıları bunu kutluyor. Bugünlerin bizim günümüz Şuşa'nın işgalden azat olunduğu gün. Biz bu Şuşa'nın zaten alınması tüm toprakların işgalden azat olunması demektir. Evet, an, zaten halkı görüyorsunuz. Şu an sokaklar herkes, inanılmaz. Herkes kutlama yapıyor. Yani bu o demek ki artık zafer yakındadır. En kısa zamanda. Yürüyelim oraya doğru. Halil Kahraman yürüyelim. O tarafa doğru. Şu an Halil gel hızlıca. Şu an konvoy halinde. İnanılmaz yani. Tüm Azerbaycanlılar sokakta gördüğüm kadarıyla. Tüm şehirlerde, tüm kentlerde kutlamalar var. Zaten bu haberi yine diyorum biz 92. yıldan sonra her gün bekliyorduk. Ve hayal ediyorduk ki Şuşa'nı biz geri almamız lazım. Bizim Şuşa'dan olan, Karabağ'dan olan köçmenlerimiz bir gün bile rahat olmadılar. Bakmıyor ki devlet onlar için her şeyi sağladı. Ama biz kendi topraklarımıza dönmek istiyorduk ve şükürler olsun ki bugünlerim o hoş müjdeli haberi eşittik ve Azerbaycan ordusu Şuşa'nı işgalden azat etti ve Cumhurbaşkanımız da bu hoş haberi bize duyurdu. Bakıyorsunuz herkes pandemi olmasına rağmen herkes bu bayramı kutluyor. Herkes Şuşa'nın azat olunması gününü bekliyordu ve bugün o geldi, yetişti. Ne mutluyum.
Biz ne mutluyuz ki bu haberi eşittik ve bizim Cumhurbaşkanımıza bir daha teşekkür ediyoruz ki bu hoş anları bize yaşattı. Bir daha söylemek istiyorum ve altını çizmek istiyorum ki ilk günden bizi tek bırakmayan Türk halkına ve Türk devletine de derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü hatta Gence şehrine roketler fırlatınca bile siz gazeteciler bizi tek bırakmadınız. Bu son iki hafta içinde Türkiye'nin tüm resmileri Gence'ye geldiler. Türk Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Türkiye'nin tüm resimleri Gence'ye geldiler. Bizim derdimize şerik oldular. Türkiye'nin tüm resmi kişileri Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Meclis Bakanı yani Türkiye Büyük Millet... Evet, Gence Milletvekili Nagip Hamzayev'le yayın konuğumuz devam edeceğiz konuşmaya. Bir yandan sokakları da göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman sokaklardaki son durumu gösteriyor. Büyük bir coşku var Azerbaycan sokaklarında. Şu an Gence şehrindeyiz. Yani burası Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti. Sokaklar son derece kalabalık. Büyükler, küçükler, çocuklar ellerinde bayraklarla dışarıdalar. Zaten Azerbaycan'da kentin merkezlerine dev ekranlar kurulmuştu. Aliyev'in açıklaması canlı olarak verildi sokaklarda. Herkes sokaklara inmişti. Bu bekleniyordu aslında. Şuşa'nın kurtarıldığına yönelik gelecek açıklama aslında. Bir iki gündür de konuşuluyordu zaten. En sonunda resmi açıklama geldi. Ve gördüğünüz gibi konvoylar, vatandaşlar burada sokaktalar. Tekrar alayım Nagip Bey sizi. Şimdi büyük bir sevinç var görüyoruz. Az önce sorum yarım kaldı. Cevabınız yarım kalmıştı. Şuşa diyoruz, Karabağ'ın kalbi. Artık işgalden kurtarıldım. Peki bundan sonra Ermenistan sivillere yönelik saldırılarına devam eder mi? Ermenistan'da nasıl bir psikolojiye sebep olmuş olabilir? Ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Bakın zaten Ermenilerden her şey beklenilir. Çünkü onlar defalarca bizim sivillerimizi yüze ateşine tuttular ve çoklu sayıda sivillerimiz katledildi. Ama biliyorsunuz her defasınca Ermeniler bu yaptıkları saldırılardan sonra bizim ordumuz harp meydanında onların cevabını 10 kat artığıyla verdi. O yüzden de Ermeniler ben düşünüyorum ki bu mağlubiyetten sonra artık sakince geri çekilmeler lazım ve Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeleri lazım. Mağlubiyeti kabul etti diyebilir miyiz Ermenistan'ın? Zaten Şuşa'nın geri alınması, Şuşa'nın işgalden azad olunması, Ermenilerin bu topraklardan çıkarılmasının son günlerini yaşadığımız haberini veriyor. Yani bundan sonra Hankendi, Laçın ve Kelbecer mecburen onlar çıkacaklar ve Adam, Adere, Hocavent de o taraflarda zaten o hilal ki var ya, hilalı biz hem tamamladık hem de şu an hilalin merkezindeki yıldızı çiziyoruz. Şuşa o hilalin merkezindeki o yıldızdı. Yıldız tamamlandıktan sonra artık Karabağ topraklarını tamamen işgalden azat edeceğimiz o günler çok yakındır. Ama bir daha altını çiziyorum. Zaten uluslararası anlaşmalar ve son yaptığımız humanitar yani insani anlaşmaya, ateşkese göre de onların sivilleri hedefe almaları yasak ve almayacaklarına dair söz verdiler. Biz de umut ediyoruz ki onlar bir daha böyle bir yanlış yapmayacaklar ve sakince mağlubiyetlerini kabul ederek Azerbaycan topraklarından kendi askerlerini ve teröristleri, paralı askerleri çıkartacaklar. Aksi takdirde harp meydanında bizim ordumuz onları 10 kat artık cevaplarını verecekti ve fazla kan tökülmesini biz de istemiyoruz. En iyisi o ki Ermeniler mağlubiyetlerini anlasınlar ve bu topraklardan çıksınlar. Evet, şimdi Kelbecer, Laçin... Kelbecer, Laçın, Adara, yani Adara, Hocavent, bunlar ve Adam, bunlar biliyorsunuz hilalin tam merkezindeydi. Oraları zaten artık Ermenilerin boşaltıp geri çekildikleri haberlerini biz alıyoruz. Orada da savaşlar gidiyor. Ama aynı zamanda Laçın ve Kelbecer bizim iki büyük şehrimiz, yani ilimiz, kentimiz var ki bunlar da çok strateji ve ehemmiyetli bir bizim rayonlar, iller ve onları da inşallah en kısa zamanda bizim ordumuz azat edeceğini biz ümit ediyoruz ve Ali Başkomandanımız, bizim Cumhurbaşkanımız o hoş müjdeli haberi bize vereceğini biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir takvim oluştu mu peki? Yani şimdi Şuşa'nın kurtarılmış olması demek çok önemli bir aşamaya gelindiğini gösteriyor bize.
Dolayısıyla Ermenistan askerleri bu mağlubiyeti de artık kabul ediyor demek. Çekilecekler. Yani artık sıcak çatışmalar daha az yaşanacak. Dolayısıyla o ellerindeki teçhizatları bırakıp ne olacak? Ermenistan'a geri dönüş aşamasını mı göreceğiz biz? Yani kaç hafta sonra tam anlamıyla Karabağ artık evet kurtarıldı %100. Karabağ'dan çıkanlar geri dönebilirler evlerine denilebilecek. Nasıl bir takvim var şimdi ortada? Bakın takvim söylemek çok zor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi ki biz ordumuzun karşısında öyle bir görev koymadık ki bu tarihe kadar bunu yapmalısınız. Ama bu savaş bildiğiniz gibi şu an savaşın en önemli anlarını yaşıyoruz. Zaten Şuşa azad olunması için her bir cadde için, her bir metre kale için bizim askerlerimiz savaştı. Ve şu an Laçın'ın, Kəlbəcərin de yerleşim çok zor bir alanlar. Orada her bir köy için, her bir zirve için bizim askerlerimiz gerekirse bir gün bile savaşacaklar. Çünkü yine diyorum çok zor alanlar orası. O yüzden de biz tarih söylemeyelim ama esas o ki Şuşa alındıktan sonra artık Azerbaycan ordusunun zafere çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Şuşa alındıktan sonra Xankəndi artık bizim görüş ağacımızda. Xankəndini almak çok da zor olmayacak. Aynı zamanda diğer bölgelerde de, diğer savaş alanlarında da zafer kazanacağımız gün uzakta değil. Esas o ki toprakları azat edelim. Gerekirse bir ayda bekleriz, iki ayda bekleriz. Ama ben düşünüyorum ki bu kadar uzun sürmeyecek. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz en kısa zamanda tüm topraklarımızı işgalden azat etmek, daha sonra ise kendiniz de Füzuli'de oldunuz, Cebrail'de oldunuz. Onlar zaten bir tane ev bile koymamışlar. Ben iki onlar gün önce evet Füzuli'ye gittik Halil Kahraman'la beraber. Yani şu anonsu yapmak zorunda kaldım ne yazık ki. Buradan evinden göçmek zorunda olanlar geri döndüklerinde evini bulamayacak. Yani hiçbir evi bırakmamışlar. Ben gözümle gördüm. Ne evlerden eser var, ne o tabiattan eser var. 28 yıl, 30 yıl boyunca çok büyük bir Azerbaycan'ın izlerini silmeye çalışmış Ermenistan. Ben bunu gözümle gördüm orada. Ne ev kalmış, ne bir taş kalmış, ne bir tabiat kalmış. Ne olacak bundan sonra? Şimdi bir onarım başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylediği gibi biz zaten 1 milyon göçmeni 30 yıla yakındı barındırıyoruz Azerbaycan'da kendi topraklarında ama şimdi biz tekraren o topraklarda yeni evler kuracağız. Kentleşme işleri başlayacak ve en kısa zamanda tarihle o insanlar kendi evlerine dönecekler. En asası o ki Azerbaycan devletinin o gücü var ve biz en kısa zamanda bu topraklara kendi sahiplerine, kendi yeğenlerine, o vatanda yaşayan insanlarına geri verebilmesi için çalışmalara başlayacağız.